2010 yılından beri faaliyet gösteren Tamurova İnşaat'ın konuğuyuz. Yanımda Tamurova İnşaat'ın Genel Müdürü Reis Bey bulunuyor. İlk olarak kendisini tanıyacağız, daha sonra şirketi hakkında detaylı bir sohbet gerçekleştireceğiz. Reis Bey merhaba, nasılsınız? Merhaba, teşekkür ederim. Siz de iyisiniz. Teşekkür ederiz efendim, bizler de iyiyiz. İlk olarak sizleri tanıyabilir miyiz? Ben 1985 doğumlu Reis Tamur, inşaat mühendisiyim. Aynı zamanda mimarlıkta yüksek lisans yaptım. Firmamda genel müdür olarak görev yapmaktayım. Peki şirketinizi tanıyacak olursak ne zaman kuruldu, bugünlere nasıl geldi, kuruluş ve gelişim sürecinden bahseder misiniz? Şirketimiz 2010 yılında kuruldu. Tabii bundan daha önce de faaliyet gösteriyorduk bu alanlarda. Ama Tamurova İnşaat olarak 2010 yılı kuruluşu bir firmayız. Firmamız kurulduğu günden beri bu yana yapılarla ilgilendi. Çeşitli yapılara imza atmış bulunmaktadır. Bu anlamda vermiş olduğunuz hizmetler nelerdir Tamurova İnşaatı olarak? Vermiş olduğumuz hizmetler restorasyon işleri, proje işleri, hastane, okul, karakol ve benzeri villa, konut ve benzeri birçok projemiz vardır. Hizmet vermekteyiz bu konuda. Peki bu projelerden bahsetmişken yurt içi ve yurt dışı hangi bölgelere hizmet sağlıyorsunuz? Biz genelde yurt içinde Konya bölgesinde daha yoğunlukta ama farklı illerde çalışmalarımız vardır. Şu anda İzmir'de, Ankara'da da aynı şekilde hizmet vermekteyiz. Bu anlamda Tamurova İnşaatı müşteriler bugüne kadar müşterileri tarafından neden tercih edilmiş olabilir? Yani biz şu sloganla yola çıktık. Geleceğe güvenle bakın. Daha güvenli yapılar, daha sağlam, dinamik, ergonomik yapıdan dolayı bizi tercih etmektedirler. Reis Bey, Konya'da inşaat sektörünü değerlendirecek olursak neler söylemek istersiniz bu anlamda? Yani inşaat sektörü olarak bu pandemi süreci içinde tabii ki bazı sıkıntılar yaşadı. İnşaat sektörü biraz yavaşladı. Konya için de bu geçerli. Konya'da çok hızlı büyüyen, gelişen bir inşaat sektörü bulunmaktadır. Ve biz bundan memnunuz. Çalışmalarımız bu konuda daha gitgide ilerliyor. Daha iyi bir yere varacağımızı da düşünüyoruz. Reis Bey, kaliteli hizmet sunmak adına projelerinizde neye dikkat ediyorsunuz? Biz projemizde müşteri memnuniyeti çok önemlidir. Ama müşterinin görmediği en önemli nokta, ki zira bilirsiniz ülkemiz deprem bölgesi olduğu için sağlamlık, son deprem yönetmenine uygun yapılar yapmaktayız. Bu bizim için de müşteri için de çok önemli bir nokta durumdur. Ona çok dikkat ederiz. Aynı zamanda tabii ki dinamik, ergonomik yapılar ve müşterinin memnun olacağı yapılar yapmak. Reis Bey, her sektörde olduğu gibi inşaat sektöründe de sıkıntılarınız oluyor illaki. Bunlara nasıl yaklaşıyorsunuz? Nasıl çözüm önerisi sunabiliyorsunuz? Tabii ki bizim sektörde de çok büyük sıkıntılar vardır. Biz bu sıkıntıların üstesinde gelmek için elimizde gelen her şeyi yapıyoruz. En büyük sıkıntılarından biri son yıllarda kalifiye eleman bulmaktan zorlanıyoruz. Çünkü yeni kalifiye eleman yetişmiyor. Bizim sadece okullarla olacak iş değil, inşaat sektörüne yönelik, fabrikalara yönelik biraz daha kalifiye elemanın yetişmesi gerekiyor. Bununla ilgili çözüm önerilerimiz nedir derseniz, yani bununla ilgili kurslar, okullar ve benzeri işler yapılabilir diye düşünüyorum. Reis Bey, son olarak izleyenlerimize ve müşterilerinize ne söylemek istersiniz? Öncelikle şu anda bizi izlemekte olan izleyicilerimize çok çok teşekkür ederiz. Sizlerin de şehri nabzı olarak, ekip olarak ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ederim buraya kadar geldiğiniz için. Bizler devam edeceğiz sağlam, dinamik, konforlu, deprem yönetmeliklerine uygun, müşteri memnuniyeti. Bu şekilde devam edeceğiz. İleriye yönelik hep taşıyacağız. Tamurova olarak geleceğe daha güvenle bakın diyoruz. Biz teşekkür ederiz Reis Bey, bizi ağırladığınız için. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Teşekkür ederim, çok sağ olun, çok naziksiniz. Değerli izleyenlerimiz, bugün Tamurova İnşaat'ta Reis Bey'in konuğuyduk. Şehir Nabzı programı kaldığı yerden devam ediyor.